Aykırı sorular cumartesi geceleri tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Attığı goller kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Türk futbolunun gol kralı Tanju Çolak. Dünya sinemasının kapılarını aralayan son Türk oyuncu Saadet Işıl Aksoy. Ve şarkılarıyla milyonlara ulaşan Kıraç canlı performansıyla bu gece aykırı sorulara konuk oluyor. Sınırsız, imtiyazsız aykırı sorular başlıyor. Dördüncü dakika Samsunspor'un kullanacağı bir serbest vuruş. Topun gerisinde olan futbolcu Zafer ortasını yapıyor. Altay savunması, aradan yükselen futbolcu Tanju ve dördüncü dakikada Samsunspor'u Altay karşısında 1-0 öne geçiriyor. Gol Tanju. Tanju topa geliyor ve topu ağlara yolluyor. Savaş orta cezalanına Orhan vuramıyor. Mükemmel zamanlama ve dakika 5 Samsunspor 1 Rize Spor 0 gol Tanju. Arka tarafa doğru gol pozisyonu Tanju ve gol. Gol pozisyonu Tanju. Tanju ve gol oluyor. Tanju. Erkal'dan sıyrıldı. Sert bir şut ve topu alanda. Türk futbolunun akılda kalan en önemli forveti. Birinci ligde 240 golle en çok gol atan ikinci futbolcu. 5 kez üst üste gol kralı oldu. Gol atınca orgazm oluyorum diye özetlemişti gole olan tutkusunu. Samsunspor'da başlayan kariyerinin en önemli günleri Galatasaray forması altında geçti. Avrupa'da altın ayakkabı ödülü kazanan ilk Türk futbolcusu. 1991-92 sezonunda olaylı bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu. 53 maçta 50 gol attı ve son kez gol kralı oldu. 1994'te kaçak Mercedes davası nedeniyle yargılandı. Futbolu bıraktı. Beyanına göre Galatasaray taraftarı Fenerbahçe'de mecburiyetten oynadı. Savcılara ne dediği bilinmiyor ama sporda da bir Ergenekon yapılanması olduğuna inanıyor. Tanju Çolak, futbolun bilinmeyenlerini aykırı sorularda anlatıyor. Tanju, ceza sahasında gol! 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 Tanju, Tanju, Tanju! Tanju VTR'yi seyrederken bütün gollerini anımsıyorsun hala. Yani maçların hepsi gözünün önünde bir film gibi duruyor mu? Yani 240 golün bir 200'ünü atlarım diye düşünüyorum. Şahane. Demek ki onları diri diri yaşamışsın, belliğine kazımışsın. Ya tabii. Samimi biri misin? Nasıl? Yani göründüğün gibi mi? Çok samimi, çok içtenim. Her zamanda kazık yiyorum. Başın derde giriyor mu bu işlerden? Çok fazlasıyla. Peki hemen... Hemen inanırım. Peki... Hengit olayım. Hayırım da yoktur. Resmi hemen geriye alsak. Yaşadığım hayatı olduğu gibi hiçbir şeyi değiştirmeden yaşamak isterdim mi dersin? Yoksa biraz bir rötuş yapmak ister misin? Sadece ve sadece o Mercedes davasındaki o insanlar hayatıma keşke sokmasaydım diyorum. Onun haricinde her şeyi isteyerek, arzu ederek, bilerek yaşadım ve şu anda da en güzel şekilde yaşamaya devam ediyorum. Senin pişman gün, değilim yaşadıklarım. Senin bir gün televizyonda konuşurken, bu Ergenekon süreci falan da sürerken, yani Şike Ergenekon ilişkisi sürerken evet. Bir şey söyledin. O benim dikkatimi çekti. Ya dedim ben Türkiye'de bugün futbol üzerinde konuşan herkesten iki misli fazla konuşurum. Çünkü ben Türkiye'de hemen hemen ilklerin tamamının içinde varım. Neredeyse büyük oranda. Fakat bize mikrofon uzatmıyorlar dedin. Sen futbolun ötekisi misin? Futbolun siyahisi misin? Neden seni istemiyorlar? Valla bilmiyorum. Söylediklerimin hepsinin hala arkasındayım. Neden böyle onu da bilemiyorum ama onlar istedikleri kadar beni televizyona çıkarmasınlar. İstedikleri kadar beni oradan uzaklaştırırsan salar dahi halkın sevgisini üzerinden alamıyorlar ki. Bakınız ben 94 yılında futbolu bıraktım. Bugün tam 22 sene. Kaç? 94, 2004, 2004. 18 sene olmuş. Hala sokakta en güzel şekilde ağırlanıyorum gittiğim yerde. O saygıyı, o sevgiyi inan yaşamak lazım. Ama bu da bir gerçek ki. Ben soruyorum, yine de soruyorum. Futboldan mı anlamıyorum? Enler bende. En çok golü atan benim. Altın ayakkabıyı alan benim. Gümüş ayakkabıyı alan benim. Bronz atan benim, alan benim. Bir maçta 6 tane golü atan benim. Konuşma özürlü müyüm? Sevimsiz bir tarafın mı var yoksa el bombası gibi misin? Bir şey söyler başımızı derde sokar mı? Diyorlar. Aykırıyım. Eyvallahım yok. O zaman evine geldin. Uygun burası. Vallahi o yüzden geldim. Aykırı. Peki. Devam edeceğiz bütün bunu. Önce şunu bana anlatsanız samimi olarak. Şu Şike meselesini herkes dışarıdan konuştu. Fenerbahçe'nin yargılanmasını da kenara koyarak söylüyorum. Sen futbolda her şeyi yaşadın. Türk futbolunda hatır şikesi ayrı. Bildiğimiz çatır çatır şike var mı yok mu? Var abicim. Olmaz. Sen tanık oldun mu? Yani bunu ilk üçe oynayan takımlarla alttaki son beş takım mutlak suretle geçen seneye kadar
yapmış olduğuna inanıyorum. Bir futbol adamı olarak içinde olduğum için söylüyorum. Kimse bana hiç numara çekmesin, hiç kimse bana hikaye anlatmasın. Bu vardı ama bu saatten sonra olma şansı sıfır diyorum. Çünkü artık futbolcular ne hatır şikesi yapabilir ne de parayla bu işi çözebilirler. Artık korktular. Soru şu, yani harbiden bir adam, yani bir futbolcu 500 bin dolar olup takımını satar mı? Ya bu alçaklık değil mi? Edepsizlik, terbiyesizlik, hainlik, vicdansızlık, saygısızlık, emeğe saygısızlık bu. Bunu yapan vardı arkadaş. Var, var, var. Kimse bana anlatmasın. Peki burada söyleyip söylememekte özgürsün ama isim olarak bildiğini var mı? Yani Ahmet yapmıştır eminim ama söyleyemem. Ben bunu söyleyemem. Var. Hayır, ayrı ama yani emin olduğun kimse var mı? Çok. O kadar açık. Evet. Onlar da kendisini biliyor. Tabii. Futbolda eşcinsel var mı bu arada? O da çok tartışıldı. Vallahi hiç arkadaşım olmadı ama var deniyordu. En son dün tesadüf, dün değil geçen hafta Arif'le mi? Biriyle, yani Galatasaray'la bir Fatih'le karşılaştım. Fatih hani İspanya'ya gitti, Galatasaray'dan şeye geldi. Evet. Çok o da büyük canlı yayındaydı. Kendi harcadı. Aynen öyle. O söyledi. Ne dedi? Galatasaray'a dönerken Capone'muş. O da itiraf etmiş. Capone diye futbolcu vardı. Eşcinsel olduğunu söylemiş. Bu bir suç değil ki. Bence de değil. Tercih ama hakkı ona ait, kimse ilgilendirmez. Şunun için ki söyleyeceğim. Konuyu safhede getirmek için. Hakemimiz çok da değerli bir genç insan. Hı. Ben eşcinselim dedi diye Türkiye'de yapmadıklarını bırakmadılar. Arkasından da Saffet'e sordum burada, Saffet Sancak'ta. Sempatik de bir adam Saffet ama döndü dedi ki abi olmaz dedi, eşcinselden hakem olmaz. Ben bunu anlamıyorum. Bu nasıl bir ayrımcılık? Bu nasıl bir vahşi değil? Sen buna katılıyor musun? Bakış açısı bu. Eşcinsellere o hakkı Türkiye tanımıyor. Kabullenmiyor. Bu kültürle alakalı. Yaşamla alakalı. Sen dünyanın her tarafını gördün. Bu buraya nasıl bakılıyor dünyada sporcu? Valla bunun burada baktığımız gibi bakılmıyor. Farklı boyuttan farklı bir gözle bakılıyor. Herkes saygı duyuyor. Onların tercih olarak düşünülüyor. Bu kültürle alakalı, eğitimle alakalı, yaşamla alakalı. Türk insanının bunu kabul etme şansı ne dün vardı, ne bugün var, ne de bence yarın olacaktır. Ama yani biz insanların nasıl bir hayat süreceklerine böyle bakarsak... Ama Türkiye'de böyle... Sevgisiz ve saygısız ve de biraz da saldırgan olmuyor muyuz? Peki farklı mı yaşıyor Türkiye? Yok, hayır ama bunu aşmamız gerekmez mi? Nasıl aşacağız? Hangi eğitimle, hangi kültürle, bence şu anda hangi yaklaşımla? Önemli bir şey yapıyorsun şu anda. Türkiye'nin milyonların sevdiği bir isim diyor ki kardeşim eşcinselliğe saygımız olacak. Bu kesinlikle böyle aşacağız. Aynen öyle. Kabul etmeyebiliriz ama saygı duymak zorundayız. Tercih onun tercihi. O isteyerek, bilerek olmuyor ki. Yapı. Peki bu mesele... Hormonlardan dolayı. Bana göre. İnsan. Peki, Saffet Sancaklı senin sporda da bir ergenekon yapılanması var deyimine kızmış galiba, doğru mu? Haberim yok, kızdıysa da benim hiç umurumda değil. Peki. Niye kızmış? Yalan mı söylemişim? Arkadaş o zaman bir var şey mı yok mu? Ya olmaz olur mu ya? Derin devlet mi? Futbol. Evet. Bildiğiniz gibi değil. Bilmediğimiz yeri söylesene. Ya şimdi bugün Beşiktaş'a 600 milyon TL borcu var. Hı. Beşiktaş'ın teknik direktörü Tayfur Harutçu, Serdal Adalı içeri giriyorlar. Beşiktaş kulübünün başkanının bu yapılanlardan haberinin olmadığı inanamıyorum. Yıldırım Demir öğrencisi. Kesinlikle. Nasıl haberi olmaz? O da mı içeri girmeliydi yani? Ya o da en azından soruşturma kapsamında olmalıyken bugün Türkiye Futbol Federasyonu başkanıdır. Nasıl oluyor? Bilmem nasıl oluyor, onu sormak lazım. Bu mudur derin devlet? Ergenekon'dur. Evet, derin devlettir. Kim getirdi onu oraya? Bazı güçler diye düşünüyorum. Hangi güçler? İsteyen güçler. Onu istedikleri gibi yönlen. Vallahi ben bilemem onu. Siyaset ben mi? O kadar yakın değilim. Siyaset de var bunun içinde tabii. Peki sen başbakana yakın bir isim misin? Çok uzak değilim, çok yakın da değilim ama yani seviyorum. Sana potansiyel AK Partili diyebilirim, öyle konuşuyorsun. Yo değil. Vallahi hiç. Ben bir AK Parti şeyinde konuşmuşsun, çok da güzel konuşmuşsun. Yani AK Partili gibi konuşmuşsun. Hayır öyle değil. Ben başbakanımı seviyorum. Şöyle seviyorum. Birincisi spor oluşundan. İkincisi yürekliliğinden. Üçüncüsü ben mesela bugün iki gün evvel dinledim. Çok doğru şeyler, çok güzel şeyler söylüyor. Delikanlı biliyor musun? Yani evet. Mert Bulut. Güzel. Evet. O zaman başbakan eğer bu kadar hassas, futbolu da seviyor. Az önce diyorsun ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı şaibelidir. Açık açık bunu söyledi. Ben bunu söylemiyorum. Gerçekler söylüyor. Peki başbakan bunu görmüyor mu? Bilemiyorum. Görmesi lazım. Sen yakınsan gidip söylemiyor musun? Sayın Başbakan. Ben o kadar yakın değilim. Rıdvan daha yakın. Acun daha yakın. Ben onların ikisine de uzağım. O yüzden bilemeyeceğim. Ama ben şunu söyleyeyim. Pardon. Türk futbolunu Rıdvan ve Acun'un yakınlığından mı öğreniyor başbakan? Kesinlikle. Yani Acun mu anlatıyor Türk futbolunu? Neden olmasın? Acun anlıyor mu evet, futbolu? Vallahi anladığını zannediyor. Yani anlıyor mu anlamıyor mu? Çok anladığını zannetmiyorum. Peki başbakan? Herkes işini yapmalı ama değişik şeyler oluyor Türkiye'de. Arkadaş ben işimi yapabiliyor muyum? Enver. Ben işim bu.
futbolu en iyi yorumlarım iddia ediyorum. Rıdvan senin yakın arkadaşın değil mi? Arkadaşım da ben ona kırgınım. Ha, bitti mi arkadaşlık? Yani zannetmiyorum bu saatten sonra görüşeceğimizi. Neden? Ya benim oğlum değerli varlığım. Benim için çok özeldir çocuklar. Anıl. Evet. Oğlum radyo televizyon sinema bitirdi. Biliyorum Yeditepe Üniversitesi. Evet. 2-3 ay NTV'de Rıdvanların servisinde çalıştı. Çok da sevdiler. Sonra benim oğlan dedi ki babacığım dedi ben dedi Los Angeles'a gideyim de dedi. Bir eğitimini alayım dedi bu işin. Peki babacığım dedim. Onu Los Angeles'a yolladım. Yaklaşık bir sene kadar geldi. Dönüşte oğlum bir sene sonra döndü. Babacığım dedi Rıdvan abinin telefonunu alabilir miyim dedi. Ben de verdim. Kendilerine konuştular. Salı günü görüşeceklerdi. Cumartesiydi günlerden. Salı günü görüşeceklerdi. O salı hala geçti. Bir sene oldu yaklaşık. Rıdvan Efendi ne telefonuna çıktı ne çocuğa yardımcı oldu. Yardımcı olmasına da gerek yok. Bir abisiydi. Bir oradaki yani saygı duydu. Benim 30 yıllık arkadaşım diyebilen bir insanın bana, oğluma bunu yapmaması lazım. Bana her şeyi yapabilir. Benim telefonuma çıkmayabilir. Bana yardımcı olmayabilir. Bana zaten hiçbir yardımını da istedim yok ama ben çocuklar için her şeyi yaparım. Mesela şu dakikada özür diliyorum telefonum çalsa veya arkadaşım dese ki seni Rıdvan oğlu Erdi arıyor. Yemin ediyorum senden özür dilerim. Müsaade istiyorum derim ve atlar giderim. Çünkü çocukları kıramazsın. Sana. Çünkü genç seni de alır giderim. Peki ben o zaman, çocuklara verilen o zaman şunu değer çok önemli. Senin gönül kırgınlığın başka sebeplerden dolayı değil bir insani ilişkiden tabii. Dolayı bir zaaf. Kesinlikle. Peki bu sürece baktığımız zaman Rıdvan'ın da çok üstüne geldiler Fenerbahçeli ve Aziz Başkan'a yakın olmasından dolayı. Orada ne hissettin? Vallahi Rıdvan orada hata yaptı ya Enver. Neden? Şöyle hata yaptı. Çok abarttı. O bir niye kere, abarttı? Yani taraf olmayacaktı bir kere o yorumcu. Tamam Fenerbahçeli olduğunu herkes biliyor ama yani ne zaman Alex gitse Rıdvan onun yanında. Diğeri gitse Rıdvan onun yanında. İnanıyor olamaz mı? Yani inanmayla ne alakası var? Aziz şimdi bu NTV'de Rıdvan yorum yapıyor mu? Sadece Fenerbahçe'ye mi yapıyor? Galatasaray'a da yapıyor. Ama objektif yapıyor. Yorumlar yapıyor. Yapmıyor. Yapmıyor mu? Geçen seneden sonra yapmıyor. Gerçekten mi? Evet yapmıyor. Yapmadığına inanardım. Neden? Neyini gördün? Ona soracaksın. Vallahi yani, neyini gördüm? Yanlış yorumlar yapıyor. Taraf olduğunu ortaya koydu. Sevgisini kaybetti. Bunun farkında değil. Yorumcu objektif olmalı. Yorumcu taraf olmamalı. Benim anlayışım bu. Güzel. Yani. Mesela şimdi ben senin futbol bilgine inanıyorum. Ve ben ilk defa bugün yüz yüze geliyoruz ama şuna bakıyorum. Türkiye'de bu kadar çimleri ezmiş, dünyanın her tarafında olmuş bir adam. Ona silah da dayasan doğru bildiğin dışında bir şey söylüyor. Sen çıkıp desen ki Fenerbahçe kötü takım. Ya derim ki adam doğru söylüyor. İyi takım ya da eleştirsen. Hı-hı. Dolayısıyla senin Galatasaraylı olman, Beşiktaşlı olman, Real Madrid olmaz beni ilgilendirmez. Teşekkür ederim. Ama aynı senin eğitimle senin kültürünle alakalı bu. Herkes böyle düşünmeyebilir ki. Çoğu böyle düşünmüyor Türkiye'de. Ama yanlış. Neredeyim ben hocam? Hayır, sen niye televizyonda güzel bir program yapmıyorum? Ben ne kötü bir insan mıyım? Kimin tavuğuna kış demişim? Kime yanlış yapmışım? Kime edepsizlik yapmışım? Ben sadece ne yapıyorum biliyor musun Enver? Televizyona çıktığım zaman Ahmet, Mehmet, Hüseyin beni araması hiç önemli değil. Ben televizyonda ne görüyorsam, benim bilgi dağarcığım, bakış açım neyse ben onu yapıyorum, peki, onu anlatıyorum. Ama bu Türkiye'de bu geçerli değil. Adam diyor ki senin ne zaman ne söyleyeceğim hiç belli değil. Sen bomba gibisin diyorlar. Pimeye çekilmeye hazır. Şimdi, kardeşim böyleyim ben. Şöyle ama yanlış yapmıyorum ki. Rıdvan Türkiye'de herkesin üzerinde mutabık olduğu çok değerli bir yorumcuydu. Sen bugün o kadar radikal bir eleştiri getirdin ki bu eleştiriye de kulak vermemiz lazım. Evet. Sen diyorsun ki bu dava sürecinde nesnel yani objektif olmasını kaybetti öyle mi? Kesinlikle. Hangi bulguyla söylüyorsun bunu? Televizyondaki konuşmaları bir. İkincisi her taşın altından mı çıkıyor? Şimdi bir örnek vereceğim. Aykut Kocaman istifa etmeden iki gün evvel Sayın Aziz Başkan'ın evindelerdi. Rıdvan diyor ki ben bilgisizce gittim. Hiç haberim yoktu geldim. Ben gerçekten... Kesinlikle değil. Ertesi gün NTV Spor'da tamamını anlatıyor. Sen öyle bir şey diyorsun ki sanki Fenerbahçe Rıdvan yatıyormuş gibi. Rıdvan yönetmiyor da Aziz Yıldırım'la beraber koordine oluyorlar. Söylemlerine belki kale alıyor. Almasına da ihtiyaç var. Çünkü Rıdvan bu süreçte yaklaşık 1,5 senedir Rıdvan Aziz Yıldırım'ın her dediğini doğru olarak kamuoyuna duyuran kişidir. Şimdi askerlik yapmamıştır Aziz Yıldırım. Rıdvan çıkıp demiştir ki askerlik yapmamıştır. Ondan sonra... Nedim Mehmet Baransu diyor ki çıksın karşıma her şeyi belgelesin diyor. Ne oluyor? Bu sefer Rıdvan antipatik oluyor. Sen bu olaylara girmene gerek yok ki. Senin yolun belli. Tamam Fenerbahçelisin. Çok senin büyük futbolcu. İşin belli. Çok büyük futbolcu. Ama oynamadı. Ben dünya çapında. Oynamadı. O niye? Ne faydası oldu o niye? Türkiye'ye? O niye? Sakat. Beyni orada değildi.
Beyni sahada değil ki Rıdvan'ın. Peki sen bir şey anlatabilir miyim? Sünnetten dolayı bunları söylüyorsun, objektif misin? Asla, ben her zaman söylerim. Çünkü ben şimdi onu. Hemen yayın bitince Rıdvan'ı arayacağım. Bir hafta sonra da o gelsin lütfen diyeceğim. Çünkü gelsin, çağır, karşılıklı konuşalım, yanımda olsun. Ha böyle şey diyorsun, Rıdvan'la yüz yüze konuşalım. Her türlü, her zaman. Güzel çünkü. Hani çekincem var. Arkadaşsınız, bir de barışmış olursunuz burası. Yok barışmam, sadece öfkemi dile getiririm. O da bilir beni. İyi bilir beni. Belki de bir açıklaması olur. Bunun açıklaması olur mu Enver ya? Çocuk arıyor cumartesi, tamam, salı günü peki, buluşalım diyor. Peki, salı arıyor benim tamam. oğlum. Bir dakika, çarşamba tamam. arıyor benim oğlum. Perşembe arıyor oğlum. Üç gün üst üste. Dördüncü gün diyor ki babacığım ben bu adamı aramayacağım. Benim için artık Rıdvan abi bitmişti diyor. Sen, bunu yapmaya hakkı var mı çocuğa? Şey söyleyeceğim, Rıdvan hakikaten telefonlara dönmeyen bir adam. Biz de arıyoruz 15 gün sonra. Ne özelliği var abi, niye dönmüyor? Belki telefon kullanmayı bilmiyordur. Devam edelim. Tamam, bunu koyduk. 800-900 milyon telefon parası geliyor. Öyle mi? He. Telefon kullanmayı bilmiyor. 8-9-9-9. Cübbeli Ahmet Hoca'yı niye ziyaret ettin? Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca... Sen de her yerde varsın Cübbeli Ahmet Hoca ziyaretinde. Valla ben renkli bir adamım. Abi şu rengi sıcak kanlıyım. Valla ben... Cübbeli Ahmet Hoca'ya niye gittin? Geçmiş olsuna gittim. Neden tanışıyor gittim? Muydunuz? Evet, tanışıyordum. Ne yapıyordun? Ne öğrendin ondan? Hiçbir şey öğrenmedim. Bir şey öğrenmeme gerek yok. Bir insanla tanışmak bir vesile olur. Şimdi ben daha önce bundan 2 sene boyunca... Kapris Oteli'nde, İzmir şeyde, Didim'de oranın spor koordinatörüydüm. Hı. Haftanın 2-3 gününü orada sportif faaliyetler yapan hocayı çağırıyorum. Hayır, çocuklarla ilgileniyordum. Jetski falan. Yok, alakası yok. Ha, yine yanlış bilgi var sizde. Ben şu anda uyduruyorum. Ha, uydurmana gerek yok. Ben gerçekleri anlatıyorum Ömerciğim. Evet. Şu karşındaki adam hakikaten çok dürüst, hiç yalanı bilmeyen, yalandan hoşlanmayan bir adamım. Bunu da açık ve net sana söyleyeyim. Onu seyirci görüyor zaten. Yani o yüzden yani 18 sene yoksa ayakta duramazdık. Biz sağımız, solumuz, önümüz, arkamız oynamış olsa bu taraftar, bu kitle en azından gördüğü yerde hala saygısını... Hala Galatasaray taraftarı seni seviyor. Evet. Fenerbahçe'yi de seviyor beni. Beşiktaş'ı da seviyor. Galatasaray yönetimleri sevmiyor mu seni? Benim için taraftar önemli ya, yönetim önemli. Peki, şimdi yönetimler gelip geçer. Taraftar öyle gelip geçmez. Şu cübbeli işini bir yapalım. Yapalım. Evet, nedir cübbeli? Şimdi ben orada... Bir gün cübbeli de alıp gelsene. Söylerim. Vallahi yani. Vallahi söylerim. Tamam, ben kendisine çok buradan merak ediyorum. Kerameti nedir? Tamam, öyle. Nasıl olsa 48 saat var 2013'e girmemize. 2013'te gelsin. Görelim. Evet, sen şey halledin. Şimdi... Neden gittin yani? Bakınız, ben orada görev yaparken bir iki defa o ve ailesi otele gelmişlerdi. Hmm. Ben o dönemde çocukları... Korkunç Beşiktaşlıdır. Hı. Ve 3 tane çocuğu var. 2 kızı bir oğlu var. Kızının bir tanesi Dilara, inanamazsın. Manyak derecede futbol hastası. Ha. 10 yaşında inanamazsın Enver. Ve ben o çocuklara orada maçlar yaptırıyorum. Onlara formalar hediye ediyorum. Onlara davetiyeler şöyle çok güzel teşekkür belgeleri veriyorum. Böyle bir... Seviyorsun yaptığın işi. Ben çok seviyorum. Ben güzel. Çocukları seviyorum. Tamam. O ondan dolayı... kızlarıyla olan ilişkimden dolayı Ahmet Hocam teşekkür etmişti. Birkaç defa da oturmuştum. Nefesi kuvvetli mi Ahmet Hocam? Beni üflemedi. Aziz Bey'i üflemiş galiba. Onu Aziz Bey'e soracaksın. Kendi açıkladı canım. Bir de diyor ki geçen gün duydum. Ya bir maç için benden dua etmemi istiyorlar diyor. Rakip takım da istiyor diyor. Hangisine dua edeceğim diyor. Allah hangisine destek olacak? Ya adamın Hocam bilir hangine üfleyeceğini, dua edeceğini. Sen merak etme orada. O nur yüzlü müdür? Bir kere çok nur yüzlü. Çok renkli. Hayatı da seviyor. Çok. Kadınları seviyor. Onu bilemeyeceğim. Hayır, kötü değil bu. Ben bilemeyeceğim. O onun sorunu ama. Şimdi onunla ilgili yorum yaparsam şık olur mu? Olmaz. Olmaz. Ama ben... Seninle ilgili de yorum yapmam. Hayat senindir. Sen nasıl istiyorsan yaşamak hakkına sahipsin. Ben hocayı seviyorum. Sempatik buluyorum ben de. Hocanın müritlerinden değilim ama sevdiğim olmak insanlar. Olmak üzereyim diyorsun. Yok, değilim valla. Hayır, dini olarak değil. Dost olarak bir dost mürit. Dost görüşüyor olarak iyi arkadaşım. Tabii tabii. Peki, güzel. Ya ben hocaya sempatik buluyorum. Hoca Samsunlu. Ha. Şimdi. Bunu bilelim. Şimdi sen de Samsun'un yetiştirdin. Babası şeydi, Giresunlu, annesi Samsunlu. Kaç yaşında ben hocam? De Samsunluyum, 43 yaşında. Genç adam aslında. Çok genç ya. Ama ne tatlı dilli. Zaten dilidir onu bu kadar güzel yerlere getiren. Gönlü de güzel. Peki onun suçlu olduğunu düşünüyor musun? Yoksa orada bir komplo mu? Kesinlikle. Asla. Ya böyle bir şey var mı ya? Değil diyorsun. Bir hocanın, yani kadın pazarlama şansı var mı? Böyle yapılıyor, çiziliyor, yani, ediliyor, mafya söyleniyor. Falan. Ben de bir insan onun söylenmesini doğru bulmam. Ya dünyada avukat arkadaşlarım var. Böyle bir suçtan dolayı içeride yatan değil, tutuklanan dahi yok. Niye aldılar hocayı? Bana gerçeği söyle, bilirsin sen. Nereden bileceğim Enver? Niye peki? Hocanın kime ne zararı var? Vallahi onu siyasete soracaksın. Onu içeriye o da mı siyasetle ilgili? Var tabii orada mutlaka. Sadece hocamın mı cemaati var? Bir sürü cemaatler var Türkiye'de.
sevgili Enver. Şey ben hiçbir cemaatlerde değilim. Ben kendi halimde. Şimdi sosyal bir şey söyledim seven... Cemaat deyince, Türkiye cemaat deyince biz Gülen hareketini anlıyoruz. Ona mı bir gönderme yaptın? Hayır asla. Hayır, sadece hocamın cemaati değil, birçok cemaat vardır diyorum. Gülen cemaati var, Nur cemaati var. Var. Bir sürü cemaat cemaatlerle aran iyi ama. Yok. Ya hepsi beni sever, saygı duyar ama hiçbirine gitmedim. Hepsine sonsuz saygım var. İnsanların hayat şeklidir. Futbolda o. Cemaatlerin etkisi oluyor mu? Bizim zamanımızda yoktu ama şimdiki zamanda var olduğu söyleniyor. İçlerinde değilim. Söylem olarak. Peki futbolda bu benim çok merak ettiğim şey. Mesela dini olgular, millet olgusu. Yani bir Kürt futbolcu kendini yalnız hissedebilir mi? Asla. Ya da bir çok çok dindar birisi. Asla. Herkesin birbirine saygısı vardır. Hepsi eşittir. Hepsini kabul ederler. Çünkü orada aile olmak zorundasın. Yani futbolcusu da, taraftarı da, teknik adamı da, malzemecisi de, yöneticisi de aynı şeyi düşünürse, sen, aynı şeyi isterse başarı olur. Aksi takdirde başarı gelmez. Mezhepsel nedenlerden dolayı bir futbolcunun milli takımda oynatılmaması gibi bir şey olabilir. Okumuşsundur yazıyı. Kimin yazısı vardı? Yani bir yazı çıktı. Bir Galatasaraylı futbolcunun, önemli bir futbolcunun mezhepsel nedenlerden dolayı oynatılmaması. Böyle bir şey olamaz değil mi? Zannetmiyorum ya. Burhan gazeteci yazmışsa araştırmadan, bilmeden, kendi kafasına göre... Onların ruh halini de biliyorsun hocam. Açık söyleyeyim. Ben onlardan zaten yaka sıkmışım. Onlar? Yani o gazeteci oturup da böyle yeter ki sen resmi ver. Eskiden resmi veriyorsun. Altını onlar dolduruyor. Senin altın çok böyle resmin. Yani senin altın diyorsun. Resmin altını doldurdukları oldu. Yani uydurdukları. Çok, benim de. Çok. Sen zaman yavaş yavaş sen de göreceksin bunu. Yaşadıkça daha iyi anlayacaksın. Allah'tan biz geldik, kemale erdik. Eskisi kadar böyle şey olmuyor yani. Çok haberin çıkmadığı için. Ama özlüyor musun haberin çıktığı gün? Yok, hiç özlemiyorum. Ben mutluyum. Ama şöyle kendimle barışığım ya. Özgüvenim çok fazla benim. Çaptan düştüğünü düşünüyor musun? Şöhret düşünce falan. Çünkü sen Türkiye'nin en şöhretli, en büyük başarıları olan magazin hayatında her şeyi dorukta yaşayan birisiydin. Evet. Gitti mi? Bitti mi bunlar? Yok. Devam. Hangi anlamda? Her anlamda. Yaşam anlamında. Evet. Yok, şanım da var, şöhretim de var ama dalgalandım, daha... duruldum diyor musun? Kesinlikle. Şimdi kızım var, 21 yaşında. Maşallah. Avukat. Maşallah. Ona sorumluluğum var. Oğlum var, 25 yaşında. Anıl. Onlara karşı bir sorumluluğum var. Eşim var. Anıl sık sık anmam dedi. Yeditepe'de onun hocası olmuştum da o yüzden. Öyle mi? Ya, yavrum bir çocuk işte, gördün mü? Ben kızım bana demiştir ki, babacığım işte terakkidir, gider. Ortaokula başladı. Lise sonuna kadar bana gelmeyeceksin dedi. Ya kızım dedim, nasıl gelmem? Babacığım gelme dedi. Lise son mezuniyet töreninde baktım şeye, ağaca, kütüğe şey çakılıyor. Şimdi diyorum ki kızım, ben yüksek okul okumak istedim ama futbolla çakıştığı için ben üniversite okuyamadım. Ne olur diyorum, geleyim. Hayır babacığım, ben artık üniversiteli oldum dedi. Geçen sene gittim, yine ilk ona girmiş. Bu sefer dedim ki sen her şeyi hak ettin. Onu şimdi Amerika'ya yolladım. Orada okuyor. Bir sene orada master'ını yapacak, gelecek. Baba olarak iyiyim diyorsun. Ben baba olarak onlara her güzelliği, en ne istiyorlarsa yerine getirdim. Şimdi Anıl'ı sen tanıyorsun. Nasıl güzel bir adam. Ha, ben oradan neye geleceğim? Yani kızım bile hiçbir zaman Tanju Çolak'la hava atmamıştır. Tam tersi, beni ne okuluna götürmüştür, ne de demiştir ki gel baba bir torpil yap. Bir gün üniversitede zehir gibi, inan bana, ağlayarak geldi. Ertesi gün de Samsun'a gideceğiz. Kızım ne oldu? Babacığım dedi ya, ben dedi bu ders dedi, o kadar biliyorum ki dedi. Biliyorum, çok hırslıdır. İngilizce, Fransızca ve Almanca su gibi hocam. Yani sadece İngilizce öğrendi ya de, kurslara gidiyor. Yani 24 saatini paylaşıp her işe gitmiştir. Ağlıyor bana, diyor ki babacığım diyor, bu öğretmen beni sözlü de bıraktı. Ben rica ettim. Dışarıya çıkanlara, öğrenciler bana soruyordu, doğru mu cevap verdik Melisciğim? Neden yapmış bunu? Ondan sen bana bırak dedi baba dedi. Ben yalvardım, adını ver dedim. Soyadını ver ya, gideyim konuşayım. Bunu dahi yapmadı bana. Bir sene sonra adam bundan özür diledi, hocası. On alarak mı? Ağa mı? Bilmiyorum. Baba dedi, şey, ben özür diledim. Acaba dedim. Kızım bana çekmiş, ben hırslıyım. Mağlubiyeti sevmiyorum. Tanju Çolak'ın kızı olmak bazen aleyhinde olabilir mi? Tanju bir sürü skandalları var, öyle konuşuyor, sıkıntılar var. Ya bu yaşamın içinde, herkesin içinde. Hayır, ama herkese olur. Çocukların bunu taşıması kolay değil. Değil tabii. Yani ben, gerçekçi ol. Sen çocuk olduğunu düşün. Kesinlikle. Sen gibi baban olsun ister misin? Her tarafta kavgalar, gürültüler, hayat, başarılar. Çocuğun kişiliği açısından kolay değil. O yüzden sordum. Var, doğru. Ben bunu yaşadım. Kızım da yaşadım Enver. Kızım 13 ile 15-17 arası benden uzaklaştırdı. Dokundurmadı, öptürmedi kendini. Oturdum, konuştum. Zamanında yaşadık. Evet kızım, hataydı düşünebilirsin ama hayatın içinde bunlara yer var dedim. Şimdi barıştınız mı? Tabii, çok iyi. Baba kız aşkı başladı. Ama maşallah. Büyük bir aşk yaşıyoruz. Senden sonra, senden sonra büyük golcü geldi mi? Sana soruyorum, geldi mi?
Sen cevaplar vereceksin. Bence gelmedi. Bence de gelmedi. Çalışmıyorlar bunlar. Bak bir konuda mutabık olduk ama bana göre... önemli. Sen Fenerbahçe... Diğer konularda hiç mutabık olmadık. Hayır, olduk. Tek bir konudan mutabık. Hayır. Ya, yaklaşık bir 15-20 dakikadır bilmiyorum. Bir dakika ya. Onlarla mutabık olduklarımız var, olmadıklarımız da olabilir. Bilmiyorum. Onları ama bunlara oturalım konuşalım konu, yani. Konu bir programda ya da böyle 15'te biri yaparız. Sen çıkmak istedikçe gel. Ama önce şunu da bir anlaşalım. Fenerbahçe'ye gelmek sanki eziyetmiş gibi davranıyorsun ya. Sen Fener'e geldiğinde... Hayır asla. Ben çok kırıldım. En zor zamanda Fenerbahçe sana kapıyı açtı ya. Benim zor zamanım olmadı. Hep iyi zamanlar. Ne alaka? Nereden? Ne bize şimdi, çok büyük bak şimdi yanlış bir yorum. Neden? Yazdıkları doğru değil. Anlatıyorum. Şu manada sen Galatasaray'daki en popüler döneminde falan değildin o zaman. Nasıl yani? Hayır şu vardı. Sıkıntılar yaşıyordun. 27 yaşındaydım. Niye geldin zaten Fener'e? Neden geldim? Anlatayım. Anlat. Ve dinleyeceksin. Dinleyeceğim. Ben dinle. Ki Fener'e gelmek iyidir onu söyle. Ben Fenerbahçeliyim vallahi. Bak şöyle iyidir. Ha. Çok büyük kulüptür. Ha. Saygı duyuyorum. Hı. Ama oradaki aile var ya, o aile iyiyse iyidir. Orada ya aile dediğim o futbolcu arkadaşların seni kabullenmesi. Kimler vardı onları bir anlat. O dönemde sen yani Rıdvan. Bir. Oğuz. İki. Aykut. Üç. Küçük Şenol. Tamam. Engin. Üç tane yeter. Şimdi bunların hepsi vardı. Üçü büyük yıldız. Biraz sonra soracağım teker teker onları. Ama peki. Önce şimdi nasıl geldiğini anlat. Ha, kim aldı seni Fener'e? Metin Aşık. Sever misin? Futbol şube sorumlusu da kimdi biliyor musun? Kim? Hı? Aziz Yıldırım mı? O zaman sen Aziz Başkan'ın öz evladı sayılırsın. Dım. Şimdi? Neden? İnanamıyorum. Neden küstüğümüzü de anlatacağım. Şaşıracaksın. İlk defa mı anlatıyorsun? Evet. Hadi anlat. Önce Galatasaray'dan. Önce nasıl geldin? Şimdi ben Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Alp Yalman'la Maslak'ta Atlıspor Kulübü'nde yemek yedik. Cuma'ydı günlerden. Hı. Sezon bitmiş. Sen artık bu takımın kaptanısın. Güzel. 3 milyar veriyoruz. Kimleri alalım? Nasıl yapalım? Planlamada lütfen yardımcı ol. Oyuncuları da sen alacaksın. Kesinlikle. Hoca kim? Mustafa Denizli. Mustafa Hoca'yla aran iyi miydi? İyidir. Kardeşim futbolcular o golleri ben atmasam Mustafa Denizli'nin şu andaki ismi anılır mıydı? Futbolcular gol atacak ki teknik adamlar başarılı olsun. Kadroyu da sen yapacaksın. Kadroyu ben yapmam. Hoca'yla beraber. Ya nedir? İki tane futbolcu derim ki hocam bu iyidir. Bunu derim. Mesela Tugay'la Bülent'i oynatan benim. Tugay da orada. Bülent Korkmaz da orada. Bunlar 17 yaşında, 18 yaşında tam Tugay Bakırköy Spor'a giderken Mustafa Hoca'm dedim ya bundan iyi adam mı var? Lütfen bunu oynat dedim. Tugay Kerimoğlu orada. Büyük topçuydu. İnanın bana Bülent Bakırköy Spor'a gidiyordu biliyor musunuz? Bakırköy'de benim oda arkadaşımdır Tugay Kerimoğlu. Ben küçükleri çok severim. Onlara sahiplenirim. Peki, onlarla beraber top taşırım. 3 milyarı aldık. 3 milyarı anlaştık. Pazartesi geldi dedi. Peşinatı konuşalım dedi. Pazartesi Aston Galip'e gittim. Bülent Korkmaz, Erdal Keser, Tanju Çolak var. Bülent Korkmaz içeri girdi 18 yaşında. Anlaştı. 1 milyar 850 milyon artı Hilton Oteli'nde düğün yapacağım dedi. Masraflar. Yani 2 milyar anlaştı. Tamam. Erdal Keser o sene 5 golü var. 2 milyar anlaştı. Ben girdim içeri. Bir U masa. Dışarıda sıcaklık 30 derece. İçeride eksi 5. Gülen yok. Bakan yok. Sırtan yok. Sana gıcıklar. İnanamazsın böyle bir hava. Beni oturtturdular. Sen anlaşmışsın zaten. Evet ben de peşinatı konuşuyorum. Hem kaptanlığını vermiş bana. İçeri bir girdim. Alp Yalman ayağa kalktı. Beni oturtturdu. Kalem de verdi elime. Tanju'cum sana dedi 2 tane önerimiz var dedi. 2 tane bir şey var dedi. Biri iyi biri kötü hanginden başlayalım dedi. Fark etmez sayın başkanım dedim. Hanginden başlarsanız başlayın. Seni dedi Marsilya Kulübü istiyor dedi. Güzel. Yapmaya dedim. Güzel. Ama dedim Marsilya Kulübü Galatasaray'dan büyük değilim. Ve çok büyük paralar veriyorlar dedi. Bize de size, sana da dedi. Hayır dedim. Sen cuma günü bana kaptanlığı verdin mi? Verdim. Ben Galatasaray'da kalmak istiyorum dedim. Ben buraya peşinatı konuşmaya geldim dedim. Bir dakika dedi. Evet dedim. İkinciye gelelim dedi. Gelin lütfen dedim. Düşündük, taşındık dedi. Biz sana 2 milyar vermeye karar verdik dedi. Aa. Nasıl yani başkanım dedim. Hem biz seninle cuma günü dedim. Anlaşmadık mı? 28 gol atmışım. Forvet oynuyorum. Takım kaptanıyım. Bülent'le beni aynı kategoriye koydu. Burada dedim haksızlık yapıyorsun başkanım. Marsilya'ya git. Niye gideyim? Galatasaray'da kaptan olmak istiyorum. Hayır yani bu... Düşünmedim o anda açık söyleyeyim. Ama Galatasaray Kulübü'nde kaptan olmak benim için çok büyük onur. Velhasıl ben düşünmek için 2 saat süre istiyorum dedim. Saat 2'ydi. Öğlen 2. Gece saat 12'ye kadar mücadele ettim Enver. 9.30'da, 21.30'da Yurdeşen Karahasan geldi. Bilir misin? Futbol şubesi. O dönemin. Hoca başkanım dedim. Yurdeşen abi dedim bak beni Fenerbahçe istiyor. Bana 4.5 milyar para veriyorlar. Ben Galatasaray'da kalmak istiyorum. Galatasaray kaptan olmak istiyorum dedim. Ora bura derken saat 11.30'da
telefon çaldı. Bu ara Metin Aşık arıyor beni devamlı. Gel Tanju, gel Tanju diye. Ben bahane uyduruyorum. 11.30'daki telefona Yurdaşen Karahasan baktı. Unuttum bir şey var. Akşam 7 saat 7'ydi de şeye ulaştım. Mustafa Denizli'ye. Hocam dedim böyle bir durum var. Gidiyorum. Ne diyorsunuz? Ben böyle bir şeyle karşı karşıyayım. Benden habersiz telefon konuşmadan bir yere gitme ben işi çözeceğim diyen kişi. Gece saat 11.30'da Metin Aşık'ın telefonuyla panikleyen bir Yurdaşen Karahasan var. Yurdaşen de yaşıyor. Yanında da Ökkeş Polat vardı. Fatih Terim'in yanında gezerdi bilmem. Böyle. Bunlar yanımdaydılar. Bir de yanımda Gökhan Güney var. Ve Yıldırım diye iki tane Galatasaraylı arkadaşım var. 11.30'da Metin Aşık arayınca panik yaptı Yurdaşen abi. Hemen 15-20 dakika içinde Alp Bey'e ulaştı. Gece saat yarım. Telefon dedi ki başkan dedi. Tanju Çolak gerçekten dedi Metin Aşık dedi. Aradı. Bu çocuk dedi gitmek istemiyor. 4,5 milyar veriyor. Bu çocuk dedi 2,5'a razı. Al kaptanla konuş dedi. Ne yaptı biliyor musunuz? Telefonuma dahi cevap vermedi. O saat o dakika. Gece saat yarım. Telefonu alıp bana kulüp başkanı Tanju ne yapıyorsun yarın hallederiz dese iş bitecek. Reklama gidelim. Kalanı çünkü kritik. Bir de Aziz Yıldırım'la nasıl koptuğunuzu bir de Aykut'u Rıdvan'ı falan soracağız. İyi gidiyoruz. Sevgili çocuklar, aykırı sorularda sahiden aykırı bir adamla beraberiz. Anlattıkça anlatıyor. Biz de dinliyoruz. Burada ismi geçen herkesin cevap hakkı var. Her türlü. Ama biz birebir arayacağız ve çağıracağız. Kısa bir ardından birlikteyiz. Evet, Tanju Çolak'la söyleşimiz devam ediyor. Tanju, gece yarım oldu. Alp Yalman'la... Telefona çıkmadı ve telefon kapandı. Yurdaşen Karahasan böyle koltukta bitti. Bitti. Kaptanım dediği, kaptanlığı verdiği kişiye gece saat yarım. 4 gün sonra cevap vermiyor. Ben şoktayım, şaşırdım. Hasta Galatasaraylı Yıldırım. Benim çocukluk arkadaşım bir de Gökhan Güney. İkisi de Galatasaraylı. Yıldırım böyle yaptı, Tanju kalk dedi. Sen dedi öğlen 2'den beri mücadele ediyorsun dedi. Mehmet Ağar'ı aradım, Ergun Gürsoy'u aradım. Bir dakika, Uncal Uç'u aradım. Mehmet Ağar'ın bu işte neydi? İstanbul Emniyet Müdürü'ydü o zaman. Onunla ne alakası var konu? Yani hasta Galatasaraylı yardımcı olmaları için. Allah Allah. Öğlen 2'de. Yani, pardon, şimdi bir hasta Galatasaraylı emniyet müdürü aranır mı ya? Sen de söyle futbol dergiye. Niye aramayacağım Mehmet abi? Mehmet Ağar suçlu mu değil mi peki? Onu söyle bu işlerde. Bence değil abiciğim. Ben seviyorum. Boşuna mı yatıyor? Bilemiyorum. O... Senin de terazi biraz yani duruma göre sevgi. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Sevdiğim Rıdvan'a adamı... saldırdın, Mehmet Ağar'ı korudun şimdi. Neyini korudum? Ne yapmış bu adam? İçeride yatıyor şu anda. Neden yatıyor? Ama bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum vallahi. Adamı sevdiğim için. Hayır biliyoruz da sen ne diyorsun? Vallahi bilmiyorum. Ben onu ziyarete de gittim. Hı-hı. O ayrı. Ben o bölümünü bilemiyorum Türkiye'de neden olduğunu. Türkiye'de derin devlet var mı? Olmaz mı? Var tabii ya. Mehmet Ağar derin devletin içinde var mı? Mehmet abim varsa da yakışır. Bir daha söyle. Mehmet abime de yakışır. Yani derin devlet... Varsa da. Derin devlet Mehmet abimize uygun, başka abilerse değil diyorsun. Varsa da ne bileyim abiciğim. Bu adam bakanlık, dakika, Adalet Bakanlığı yaptı, İçişleri Bakanlığı yaptı. Derin devlet varsa, Mehmet abi de içindeyse itirazım yok diyor musun? Derim tabii ya. Onun terazisi iyidir, güzeldir. Varsa. Şimdi gelelim Galatasaray'a. Tamam mı? Tamam. Yok cevap veririz sonra. Tamam. Program çağır tamam. Ya ben de İzleyin cevap hazır tamam. Ve nettir. Şimdi gece saat yarımda bu Yıldırım dedi ki kalk dedi Tanju sen dedi bu kadar onursuz olamazsın dedi. Sen gece bu saat 12 saattir mücadele ediyorsun dedi. Adım atan yok sana dedi. Adım atan. Telefona dahi başkan çıkmıyor. Arabaya bindim. Yurdaşen abi gitme dedi. Nasıl gitmem Yurdaşen abi dedim. Ver bir senet dedim. Yapalım bir şey gitmeyeyim. Yarımda çıktım. Can Tanrıyan'ın evine gittim. O zaman Fenerbahçe muhabiriydi. Sonra da diyorsun ki Acunlar falan niye karışıyor? Transferde onlar rol oynuyor işte. Abi dinlesene kardeşim. Ha, peki. Ama sen sorumu soracaksın ben mi anlatacağım? Anlat. Anlatayım ondan sonra anlat, tamam, peki. Ben gittim Can Tanrıyan'ın evine saat 1'de. Birden 3'e kadar gitmedim biliyor musun Enver? Can Tanrıyan'da ne yapıyorsun o sırada? Oturuyoruz, sohbet. Bekliyoruz evet. Neyi bekliyorsun? Neyi bekliyorum biliyor musun? Mustafa Denizli'den cevap bekliyorum. Bravo. O cevap hala gelmedi mi? Gelmedi. Gece saat 3'te geldi bu cevap. Mustafa Denizli yaşıyordur. Benim yapabileceğim bir şey kalmadı diye. Ne yapsın? Cevap ya? Verdi. Başkan dedi ki hocam. Bilemem mi? Onun sorunu ya. O zaman bana demeyecek. Tanju bir yere gitme bekle. Benden telefonsuz imza atma dedi. Sahiden gayret sarf ediyordur o sırada. Bilemiyorum onu. Ama söylediğini söylüyorum sana. Hiç sormadım. Görüşüyorsunuz herhalde. Biz gördüğüm yerde merhaba merhaba diyor. Ha onunla da soğuksunuz. Ha değilim. Ama şimdi onun kendine göre işi var. Benim kendime göre peki, işim var. Sonra ne zaman herkesin iş hayatı yolu ayrı. Nasıl Fenerbahçe yolu? Ondan sonra saat 3 oldu. Baktım Mustafa Denizli'den de bomba patlayınca, cevap gelmeyince Can Tanrı'ya dedim ki ara dedim Metin Aşık'ı Sayın Başkan'ı. Saat 3'te aradı, 4.30'a aramda birleştik sabaha karşı. 4.30'da gittik, ben imza attım. Aziz Yıldırım orada mı?
Az Yıldırım da oradaydı. Bütün yönetim kurulu oradaydı. Sabah saat 4.30'da. Tarih 1991. Şey söyledin mi? Kalpleri fetheden renkler yaşa Fenerbahçe dedin mi içinden? Yok, öyle bir şey söylemedim. Sonra da hiç söylemedin mi? Hiçbir zaman söylemedim. Her zaman Galatasaraylı olduğumu söyledim. İlk Galatasaray maçında da 2 tane gol attım Galatasaray'a. Sevindin mi çok? Çok. Neden? Ya, intikamımı aldım. Değerimi bilmeyenler cezalandırıldı. Sıratı görüyorsunuz değil mi? Peki. Değerini bilmeyenler cezalandırıldı. Ne güzel eğlendik herkesi ya. Peki, ha? Gelelim. İyi mi böyle? Bir şey söyleyeceğim. Takım arkadaşlarından memnun değil miydin Fenerbahçe'deyken? Hiç değildim. Hangisinden? Hiç, bana hoş geldin demeden insandan memnun olur musun sen? Mesela Oğuz demedi mi? Demedi. Aykut? Demedi. Rıdvan? Dedi. Ha şimdi Rıdvan doğruya doğru. Rıdvan dedi. Yoktu ki dirse. Hep sakattı. Ne olur demesinde bir anlam yok. Ama olsun canım. Ya Rıdvan'ı ben severim. Ha. Rıdvan benim için güzel insandır. İşte dönüp Rıdvan'a gelin. Ama 30 yıllık arkadaşım diyen insanın çocuğuna bu yapılamaz. Tamam. Yakışmaz. Çocuk, onu konuşacağız. Bir daha yakışamaz. Çağıracağız. Çocukları da çağıracağım. İkisi. Lütfen. Erdi ile Anıl'ı da çağıracağım. Bilmiyorum. Arkadaş mı onlar? Tabii arkadaşlar. Güzel. Gelelim şeye. Oğuz ve Aykut'a karşı tepkilisin. Yani bana 3 ay boyunca hoş geldin demediler. Onlarla aynı takımda oynuyorsun. Evet, evet, doğru. Gol attırıyorlar. Aynen öyle. Attırıyorlar mı? Olsun. Attırmadıkları ne olacak? Kasıtlı yapıyorlar çok mı? Çok. Tabii ki. Sana bir hikaye anlatayım mı? Anlatsana. Çok önemli. Ben Fenerli olduğum için çok üzülüyorum. Samsun maçına gittim. Samsun Spor, Fenerbahçe. Ya 3-1 ya 4-1. Oradasınız. Evet, Samsun'dayız. Gol kralına gidiyoruz. Aykut'la biz aynı goldeyiz. Ha. O gün Aykut'a 3 tane gol attırdı biliyor musun? Olsun. 3 tane. Ha, büyük topçu. Çok. Bak. Çok özel topçu. Muhteşem bir yetenek. Yani istese beni gol kralı yapar diyorsun. Beni değil, herkesi yapar. O kadar çabuk diklemesine gidiyor ki. Topla o kadar güzel oynuyor ki. Ama niyeti kötü. Gerçekten. Kalbi kötü. Yoksa bak futbolculuğuna ne diyorum, bak şapka çıkarıyorum hocam. Eğiliyorum. Ama insanlığı zayıf. Ya Fenerbahçe içerisindeki o ya, Sakarya yapılanması var mıydı hakikaten? Ne diyorsun ya? Kimdi onlar? İşte bu saydıklarımız. Rıdvan hariç. Rıdvan'ın şeyi belli değil, sağı sollu. Hem Sakaryalı olur, hem Samsunlu olur, hem İstanbullu olur. Türkiye vatandaşı yani. He, TC vatandaşıdır o. E peki Aykut? Aykut bizim bildiğimiz Türkiye'nin en kişilikli topçusudur. Nasıl yani? Öyle yani, çıktı Trabzon'da üzüntülü bir şekilde dedi ki şu anda arkadaşlarım o durumdayken, biz hepimiz Fenerbahçeli olarak sevinirken ve dedi ki Türkiye'de eğer bir ahlaki değer varsa bunun anıtı Aykut'tur. Yanlış mı bu? Yanlıştır. Niye? Aykut o zaman istifa etti. Niye geri döndü abi? Baskı gördü. Hiç görmeyecek abi. O zaman o istifayı yapmayacak. Adamlığa bu yakışır. Bir şey de anlatacağım sana. Hadi anlat. Antrenmandayız. İlk daha gitmişim yeni. Bana hoş geldin, hoş geldin yok. Niye istemiyorlar seni? Bilsem. Ben şeyden geliyorum ya. Galya Spor'dan veya at işte. Ben Galatasaray'dan geliyorum. Gol kralı olarak geliyorum. Yani ben ilk 4 maç gol atamadım. Allah inandırsın. Nasıl mutlular bunlar? Antrenmandayız. Ben de antrenmanda mağlubiyeti sevmiyorum. Antrenmanda Sakarya grubu bir yerde, bizim gruplar bir yerde. Yani bizim ufak tefekler. Kim oldu belli olmayanlar. Taraf olamayanlar. Antrenmanda oynuyoruz. Her son 15 dakika maç yapılır, 20 dakika. Oğuz bana bir girdi. Şu benim ayağımın kaval kemiğini. Oğuz. Evet. Dünyanın en beyefendi adamı. Evet. Yemin ediyorum böyle yırtıldı. Bir 10 dakika şey yaptım. Buz yaptım. Oralardayım. Buralarda da geziyor Oğuz Efendi. Ha, bu kadar efendi falan diyecek kadar tepkilisin onu. Tabii canım ya. Niye olmayacağım? Yaşadıklarımı ben bilirim. Çağıracağım Oğuz'u da. Lütfen. Tamam. Peki. Lütfen. Ya ben bunların hepsini ilk defa söylemiyorum. Ya. Bunlar yaşanan şeyler. Peki. İnkar edenin. Yani kalbi kırılır. Allah yukarıda ya. Neyse, bu ayağıma bir geçirdi. Kalktım ben. Dedim ki malzemeciye ıslık çaldım. Dedim ki o benim vidal ayakkabılarımı getir dedim. Ben de bu sefer vidal ayakkabılara girdim. Antrenmana girdim. Maç devam ediyor. Size ama ben futbolu bıraktım. Size Fenerbahçe dünya kadar para veriyor. Siz birbirinizin ayağını kırıyorsunuz yani. Değil. Maça başladık. Antrenman devam ederken ben de kovalıyorum arkadaş. Ne yalan söyleyeyim. Hırslıyım öyle. Hem hoş geldin yok, hem pas yok, hem ilgi yok, hem sevgi yok. Delirdim. Bir de ayağına darbe almışsın, yırtılmış. Özür de yok. 5-6. Dakika. Çevresindeyim. Ben artık futbolu bıraktım. Çevrende geziniyorum. Nasıl ısırırım seni diye. Bir pozisyonda topla beraber buna bir karışık baba. Yerde. 10 dakika kalkamadı. Ben kalktım. Böyle geliyorken baktım karşıdan malum arkadaş geliyor. Hangi arkadaş? Aykut. Nasıl geliyor biliyor musun hocam? Hı. Bana böyle bakacak. Tarihi Aykut taklidi bu.
Ben böyle yaptım ona. Bir daha yap bakalım. Yani böyle hani ben ona vurmuşum. Niye vurmuşum? O da bana darbe yapacak ki ya. Sen de kasıtlı yapmışsın. Yaptım. Hı. Ben inkar etmiyorum ki. Ben de böyle yaptım. Aykut. Bu ne sallıyorsun oğlum kafanı? Gel dedim soyunma odasına. O sene? Gel. O sene kaçıncı oldunuz? İkinci. Biz de o tribünde bekliyoruz. Takım şampiyon olacak da bilmem ne. Sen Aykut gel diyorsun. O gitti. Bunları not aldım. Aa. Bize yazık. Taraftarına vallahi yazık. Kusura bakma. Bakarım. Oradaki idarecilerin bakarım sorumluluğunda. Galatasaray'daki durum neydi? Var mıydı böyle işler? Hiç yaşamadım. Ha bir tek Fener'de her şey. Ben kötüsü. Zaten iki takımda oynadım hocam. Üç takımda. Samspor, Galatasaray, Fenerbahçe. 50 takımda oynamadım Enver'cim. Vallahi bir Fenerbahçe'de bunu yaptın ya. Ne yaptım? Gerçekleri söylemek suç mu? Yok söyle. O zaman ben müsaade istiyorum programda. Yok da gidemezsin. Yeter yeter. Vallahi yeter şey, ya. Şu şeyi. Aa biz tüm samimiyetimizle, içtenliğimizle cevap veriyoruz sana ya. Bir şey söyleyeceğim. Hatır şikesi yaptın mı hiç? Ben yaptım. Kime yaptın? Genç takımda oynarken Çarşamba Belediye ile Yolspor oynuyordu. Bak Çarşamba Belediye ile Yolspor oynuyordu. Ben Yolspor'da oynuyordum. Ben milli takımlara gidip geldikten sonra her maç en az 3-4 gol atıyordum Samsun'da. Ya Çarşamba Belediyesi'ndeki hoca da beni keşfeden takımın yani bir antrenörümdü. Sabah vallahi geldi evime Tanju'cum dedi. Burada da yenilirsek dedi. Küme düşüyoruz. Düştük dedi. Birinci amatör kümedeydi. Ama bu dediğim kaç 80 79-80'lerde ben çıktım. Onlar bir gol atıyor ben bir atıyorum. Kendi kaynağı. O gün 4-3 yenildik. Kendi kaynağı mı atıyorsun? Yok. Ben gol atıyorum onlar atıyor. 4-3 yenildik 3 tanesini de ben attım yine. Artık ya hocam dedi ki yeter atma dedi. Ha duruma göre. Ama ben gol atmayı seviyorum. İşim bu. Keyif alıyorum. Antrenmanda da gol atacağım. Aziz Bey'le aram niye bozuldu? Aziz Bey'le aram niye bozuldu biliyor musunuz? Şike yüzünden. Nasıl yani? Enteresan. Samsun Spor Fenerbahçe maçı vardı hatırlar mısınız? Hangisi? Bütün hepsi. Şampiyonluk Mustafa Denizli vardı. Ha, oradaki 2000... bizim 3-1 kazandığımız. 3-1 maçta. Ne maçtı onu biliyor musun? Ne maçtı be değil mi? Ha? Süper bir maçtı değil mi? Evet. Vallahi öyleydi. Ben o gün tribünde dua ediyordum. Allah'ım Fenerbahçe kazansın diye. Biliyor musun? Niye? Ya inanamazsın. Ben Samsunluyum. Orada ilaç depom var. Ve annem babam ailem orada. O zaman da burada şeydim. Ali İsmet'le beraber program yapıyoruz. Hı. CNN Türk'te. Hı. Biz pazartesiden gittik, salıdan gittik. Her gün orada yorumlar yapıyoruz. Haberler veriyoruz. Fener Samsun gelecek diye. Çünkü. Evet. Biz programı bitirdik maç öncesini. Yukarı çıkıyorum. Aa, cuma günü de Ali Bey'i aradım. Ali Yıldırım'a dedim ki abi dedim ben Fenerbahçe'de oynadım. Ali abi dedim geleyim dedim sizi yemeğe götüreyim. Size balığa götüreyim. Veya yarın sabah dedim pide yaptırayım size dedim. Bir Samsun olarak ben buralıyım dedim. Tanju'cum dedi teşekkür ederim dedi Ali Yıldırım kardeşi. Sağ ol dedi. Çok dedi buralar karışık kalabalık dedi. Hiç gereği yok dedi. Teşekkür ederim. Kibarlık etmiş. Aynen. Ben de gereğini yaptım misafirperverlik olarak. Pazar günü yayını yaptık Ali İsmet'le. Şeyden böyle çıkıyoruz. Protokolden. Aziz Yıldırım da yukarıdan aşağı geliyor. Ben de aşağıdan yukarı. Kafa salladı yine. Yine mi? Sana da herkes kafa sallıyor. Evet abi kafa salladı bana. Niye? Ne oldu dedim. Sen bilirsin dedi. Neyi bilirim başkan dedim. Sen dedi bir haftadır niye buradasın dedi. Nasıl yani dedim. Ben dedim Samsunluyum başkanım dedim. Annem babam burada dedim. Anlı sağlık yereşeriliğe dedim. Burada dedim ilaç depom var dedim. Ben dedim CNN Türk olarak Pazartesi'den beri program yapıyoruz dedim. Sen bilirsin niye burada olduğumu dedi. İnanamadım. Sen dedi o zaman dedi otele niye gelmedin dedi bana. Ya başkanım dedim. Ali de yanında iniyor. Ali abi dedim ben sizi aradım mı dedim. Sen aradım kimin adına şike yaptığını düşünmüş başkanım. Ben Galatasaray'da güya para getirmişim oraya. Ha. Ondan sonra da ben Aziz Bey'le olan selamımı, ilgimi, alakamı kestim. Ondan önce çok 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 iyiydik. İnanılmaz. Ama hala seversin abi. Bir severim ya. Peki son bir soru. Bu meşhur bir Galatasaray'ın 10-0'lık maçı vardı. 10-0 mıydı o? 9-0 mıydı? Neydi? Bir 8-0 mıydı? Hani bir ihtiyacı vardı Ankara gücü maçı. Ben yoktum. Hayır. Olmadığım pozisyonu. O maçlar hakkında ne düşünüyorsun? Etik değil. O maçlar hakkında. Hiçbir bilgim yok. Normal sonuçlar mıdır onlar? Valla futbolda sonuçlar çok normaldir ama 8-0 normale benzemiyor. Orada da böyle bir mide bulantısı var. Her zaman oldu bu mide bulantıları. İlk defa olmadı ki Enver'ciğim. Ama bu saatten sonra zor. Beyaz sayfa açılmak zorunda. Son bir soruyla biteceğim. Benim bir şey aklına geldi. Mehmet Ağar, Ulusoy, Fatih Terim. Bunların üçü de büyük adamdır der misin? Ne anlamda büyük adam? Futbol anlamında. Ben büyük adamdır futbol, demem de futbolu, bana göre güzel adamdır derim. Severim. Fatih Terim için geçen gün bir futbolcu futbolun Atatürk'ü dedi. Doğru mu? Ya futbolun bir numarası diyebilirim. Teknik direktörlüğün bir numarası yaptı. İşte çok başarılı. Mustafa Tenzi.
Mustafa Denizli istikrarı yok. Bir sene teknik direktörlük yapıyor. 3 sene yapmıyor. Şu anda Rize Spor'a gitti. Mustafa Denizli'nin Rize Spor'a gitmemesi lazım diye düşünüyorum. Gitmemeliydi. Niye? İyi para almıştır. Ya her şey para değil hayatta. Ama orayı da birinci lige çıkaracak. Göreceğiz. Bence çıkacak. Ben Mustafa Hoca'yı seviyorum. Ya. Ben de seviyorum. Ama biraz işte vefayı o bozacı zannediyorum sevgili hocam. Haluk Ulusoy dönemi tertemizdi herhalde değil mi? Yok olur mu canım? Yapmayın ne olur. İşte o kadar tertemiz olacağını zannetmiyorum. Ben de. Aynı düşüncedeyim. Onu o zaman bir sonraki programı saklayalım. Bakarız hal ve hareketlere göre, reytinglere göre düşünürüz. Bir Fenerbahçe için çok fena gündü. Çünkü ben o sene bütün maçlara gittim. Ben bunların olduğunu bilseydim vallahi gitmezdim. Millet birbirinin kafasını kırıyor. Biz tribünde anamız ağlıyor. Bunda not düşüyorum. Valla yaşanan gerçekler Enver. Ha, ben çok yalan mı söyleseydim? Orada toz bembe bir hayat. Öpüştük, sarıldık, mutlu olduk. Çok sinirlendim buna. Demek ben lazım. Şampiyon oluyoruz zannediyordum. Meğersem ne oluyormuşuz. Kısa bir aranın ardından bence çok zarif, çok özel bir oyuncu arkadaşım gelecek. Dünya çapında bir yıldız olmaya aday. Hikayesi çok güzel, onunla konuşacağız. Ve inanın çok ilginç bir hikaye dinleyeceksiniz. Saadet Işıl Aksoy gelecek. Saadet Işıl Aksoy gerçekten hem oyunculuğuyla hem hikayesiyle size derinden etkileyecek. Az sonra buradayız.